Varis'e biraz girsek, nasıl bir hastalıktır, neden oluşur? Şimdi bana birisi genelde nasıl... daha sık görülüyor galiba bir de. Şimdi nasıl bir hastalıktır tarifini yapın dedikleri zaman hep şunu yapıyorum hocam. Bir olayı bir anlatmak zorunda kalıyorum. şimdi ya normali anlatmak zorundayım. Normali anlatmam lazım ki neden hastalık ortaya çıktı onu anlayalım. Tedaviler de öyledir. Yani o neden ortaya çıktıklarının önlenmesidir zaten tedavi. Şimdi varis şu demek, damar genişlemesi ve kıvrıntılı hal alması. Şimdi tarif bu. Bu tarifi duyduğun zaman ne düşünürsün? Hiçbir şey. Tarifi budur. Tıp öğrense de bunu öğretirler. Toplar damarın kıvrıntılı hal alması ve genişlemesi. Allah Allah. Peki. Genelde bacakta olur. Başka yerde olmaz mı? Bu da lenfödem gibi. Şimdi hocam varis şudur. Varis bir toplar damar hastalığıdır. Cümle ve nokta. Toplar damar nedir? Şu. Hani üçlü bir sistem demiştim dolaşım. Evet. Hücreye kan getiriyor temiz kan. Bir de kirlendiği zaman yani oksijeni düştüğü zaman onu kalbe götüren bir daha damar sistemi vardır. O toplar damar. Yani ayağımızdaki kirli kanı alıp kalbe akciğere götüren sistem toplar damardır. Elimizdeki de öyle, kafamız derisindeki de öyle. Diğer her yerin toplandığı yer kalptir ve bütün toplayan sistem toplar damardır. Organlar da öyle. Dolayısıyla toplar damarın olmadığı yer yok. Olmadığı yer olmadığı için toplar damar hastalığı her yerde olabilir mi? Olabilir. Hadi mesela mide varisleri derler, duymuşsundur. Kanar böyle ağızdan. Anladın mı? Yemek borusu varisleri. Düşünsene hani hep biz bacakta görüyorduk. İç organlarda varisler, kollarda, her yerde, vücutta. Olayın sonuç... tabii estetik boyutu dikkatimizi çekti. Tabii hep biliyorum. Sonuçta vücudumuzun her yerinde varis olabilir. Toplar damar olduğu için. Toplar damarın hastalığı ne demek? Toplar damar sisteminde herhangi bir bozukluk olacak. E peki bu toplar damar ne iş yapıyor kardeşim? Şunu yapıyor. Ayaktan kan alıyor. Ayağa girelim bacağa. Ayaktan kan alıyor, kalbe götürüyor. Giderken kan gidemediği zaman aşağıda birikmeye başlayınca toplar damar genişliyor. Çünkü esnektir damar. Öyle bir plastik boru gibi değildir. Böyle silgi gibi, daha yumuşak lastik gibidir. Genişledi. Genişlediği zaman artık eski formunda değil, kıvrıntılı da hal almaya başlıyor. O bacakta görüyorsunuz onu. Evet. İşte o toplar damarın içerideki kanı rahat boşaltamadığı zaman oluşan hastalıktır. Niçin boşaltamaz? Ya içindeki kapakçığı bozuktur, kan gitti, kapandı, kapanmıyordur, aşağı kan düşüyordur. Ya kan oraya giderken bir pıhtı vardır önünde, gidemiyordur. Ya doğuştan o damar yoktur. Ya doğuştan döküleceği karın içerisindeki ana toplar damar yoktur. Ya bir kaza geçirmiştir, o damar kesilmiştir. Gibi nedenlerle kanı rahat götüremediği yerlerde dıştan gördüğümüz, çoğu zaman gördüğümüz bacak için söylüyorum. O damar hali varistir hocam. Eğer bu daha da büyür iç tarafta, yani bacağın esas kasların içindeki ana toplar damar. Bacaktaki kanın %90'ını taşıyan ana toplar damarda da yetmezlik oluşuyorsa buna da venöz yetmezlik denir. Venöz yetmezlik daha derin bir iştir. Venöz yetmezliğin diğer bir ismi iç varistir. Herkes iç varisi derin altındaki varis diye düşünür. Hayır, derin altında daha yüzeyel bir damar vardır. Bu dış varistir. Dışarıdan gördüğünlerin dış varis mi? Hayır, onlar yüzeyel varistir. İsimler böyledir ama isimlere çok takılmayın. Sonuçta damardan kan gider, gidemiyorsa kardeşim varis oluyor demektir. Yani peki...